Bu videoda ekoloji konusundan bahsedeceğiz. Ekoloji, farklı yaşam formlarının ya da farklı canlı türlerinin birbirleri ile ve çevre ile nasıl etkileşim içinde olduklarını inceleyen bilim dalıdır. Yani mesela şöyle düşünelim, yaşam canlılarla nasıl etkileşime geçer? Burada genel olarak biyotik faktörler diye bir teknik terim kullanılır. Biyotik faktörler derken bunun içinde bio kelime kökeninin var olduğunu hemen fark etmişsinizdir. İşte bu yaşamı işaret ediyor. Bir de cansız etkenler var. Bunlara da abiyotik faktörler deniyor. Burada kullanılan a ön takısı olumsuz anlam katmak için kullanılır. Ve mesela burada canlı olmayan etkenlere işaret edilir. Bunlar konumuzla ilgili teknik ifadeler. Şimdi lütfen siz de bu videoyu izlerken biraz düşünün zaten kendinizin de bir çevrenin parçası olduğunuzu ve onunla etkileşim halinde olduğunuzu hemen anlayacaksınız. Etrafınızda pek çok abiyotik faktör olduğunu fark edeceksiniz. Mesela nefes alırken kullandığınız hava gibi ya da sıcaklık ve su gibi. Tabii bunlara ilaveten bir de biyotik faktörler var. Bir odada tek başınıza olduğunuzu düşünseniz bile aslında gerçekten yapayalnız değilsinizdir. Gözle görmüyor olsanız bile etrafınızda bakteriler bulunur farklı yaşam formları mevcut olabilir. Mesela odada bir bitki olabilir. İşte bunlar da etkileşim halinde olduğunuz biyotik faktörler. Odadaki o bitki sizin soluduğunuz oksijeni üretiyor olabilir veya siz de o bitkinin kullandığı karbondioksiti üretiyor olabilirsiniz. Sonra o bitki de bir şekilde abiyotik faktörlerle etkileşim kurabilir. Mesela karbondioksiti kullanacağı yer olan fotosentezi yapabilmek için gün ışığıyla etkileşime geçebilir. Tüm bu konuları bir noktaya kadar biyolojide de işliyoruz. Esasında ekoloji de zaten biyolojinin bir alt başlığı gibi. Hatta aslında ekolojiyi biyolojide öğrendiklerimizin başka bir şekilde anlatımı gibi de düşünebilirsiniz. Biyolojide öğrendiğimiz tüm konuları kapsar ama artık sadece bir canlıyı ya da tek bir popülasyonu veya organizma topluluğunu tekil olarak incelemekle kalmaz, bütün bir sistemi çalışmak üzere ele alır ki bu da oldukça karmaşık bir konudur. Bence ekolojiyi ilginç kılan da zaten bu. Ekranda gördüğümüz bu resimler genel olarak ekosistem dendiğinde akla gelen şeylerden birkaçı. Mesela şurada bir mercan kayalığı görüyoruz. Yaşam türlerinin bazıları ilk bakışta görünüyor. Mercanları ve balıkları hemen görebiliyoruz. Fakat bunlara ilave olarak göremediğimiz canlılar da mevcut. Örneğin bu suda yaşayan bakteriler var. Onları bu resimde göremiyoruz. Buradaki abiyotik faktörlerden bahsedecek olursak da su sıcaklığından ya da işin aslı suyun varlığından bile bahsetmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sudaki tuz miktarı ya da diğer minerallerin miktarları da yine abiyotik faktörler arasında. Buradaki diğer resimlerde ise yaşayan hayvanları görmüyoruz. Ama tabii eğer şu çimlere yakından baksak ya da şuradaki otları biraz aralasak buralarda da yaşayan hayvanlar bulmamız hiç zor olmaz karşımıza muhtemelen böcekler veya başka hayvanlar çıkar. Ağaçlar da zaten başlı başına bir yaşam formu. Dolayısıyla onlar da ekosistemin bir parçası. Ekoloji çalışmalarımız çerçevesinde bu ağaç şuradaki su birikintisi ile nasıl bir etkileşim içinde? Buradaki diğer türlerle ne tür bir etkileşimi var? Onlara nasıl korunak ya da yiyecek sağlıyor? Ağaçlar büyümek için diğer türlere nasıl ihtiyaç duyuyor gibi sorular soracağız. Aynı şey şuradaki mantar için de geçerli. Bu mantar bu ağacın dalında nasıl yaşıyor? Buradaki yosunla ve diğer canlılarla nasıl bir ilişkisi var? İşte tüm bu sorular ekosistemleri inceleyen bilim dalı olan ekolojinin çalışma alanına giriyor. İnsanlar ekoloji hakkında konuşurken genelde farklı ölçeklerden bahsederler. Şimdi gelin ekolojik sistemde organizasyonel anlamda bu farklı ölçeklerin ne olduğuna bir bakalım. Evet, şimdi burada vahşi doğa belgesellerinde gördüklerinize benzer birkaç fotoğraf görüyoruz. Bunlara en azından televizyonda gördüğümüz kadarıyla aşina olduğunuzu varsayıyorum. Tabii umarım hepimiz bir gün bu canlıları doğal ortamlarında görme şansını da elde edebiliriz. Şimdi bu gördüğümüz karakterlerin ekolojik organizasyon düzeylerine bir bakalım. En alt basamakta birey ya da diğer adıyla organizma yer alır. Evet, yazalım bunu. Organizma Örneğin şuradaki fillerden bahsediyorsak, organizma dediğimizde tek bir fili kastediyoruz demektir. Bir sonraki basamakta popülasyon var. Bunu da yazalım. Popülasyon. Örneğimize buradaki Afrika bozkırı temasıyla devam edecek olursak, popülasyon bu bölgede yaşayan ve aynı türe ait olan canlıların tamamını kapsar. Yani popülasyon bu gördüğümüz filleri ve belki fotoğrafa dair olamamış birkaç fili daha kapsıyordur. Şunu da özellikle belirtelim. Bunlar Afrika'ya özgü filler. Yani hepsi belli bir bölgede yaşıyorlar ve aynı türe aitler. Bu arada aynı yerde yaşamak derken ne kastedildiğini tamamen çalışmayı yapan kişiye kalmış bir durum olarak da burada not etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu su birikintisinin birkaç kilometre çevresinde yaşayan filler olarak belirleyebileceğiniz gibi kapsama alanını daha geniş olarak da belirleyebilirsiniz. O size kalmış. Yani mesela Doğu Afrika ya da Güney Afrika'da diyebilirsiniz. Sonuç olarak popülasyon bir türe ait olup belli bir bölgede yaşayan canlılar olarak tanımlanır ve bu belli bölgede tanıma açıktır. Sıradaki basamak komünite. Komünite bir önceki basamak olan popülasyonda tanımlanan belirli alan içinde yaşayan bütün canlıları kapsar mesela bu aslan ve bu zürafa da popülasyonu tanımladığımız alan içinde eğer yaşıyorlarsa yani deminki fil popülasyonu alan içinde bunlar da yaşıyorsa bunlar da o zaman komünitenin komünitenin birer üyesi olurlar şimdi bunları da kutu içine alacağım o yüzden tabii bu komünite içinde sadece görünür olan büyük canlılar olan bir komünite değil bölgedeki bütün canlılar bu komüniteye dahil o alandaki bitkiler, bakteriler, mantarlar, şu gördüğümüz suyun içinde yaşayan tüm hayvanlar da komünitenin birer parçası olarak kabul edilecek. Şimdi bir basamak daha yukarı çıkalım ve ekosisteme gelelim. Yazmaya devam edebilmek için aşağıya geçiyorum. Ekosisteme komünitedeki tüm canlılar yine dahil edilir ama bunlara ek olarak cansız faktörler de eklenir. Cansız faktörler yani abiyotik faktörler yani kayalar, hava, iklim, bulutlar ve su gibi. Genelde abiyotik faktörlerin biyotik faktörleri etkilediği düşünülür. Mesela suya erişim yoksa ya da hava çok sıcak veya çok soğuksa bazı yaşam formları için şartlar uygun olmayabilir. Ama aslında bu etkileşim çift yönlüdür. Biyotik faktörler de abiyotik faktörleri etkiler. Mesela doğada oksijen bulunması dünya üzerindeki yaşamın bir sonucudur. Canlılar abiyotik faktörlerin bazılarındaki kimyasal bileşimleri de etkileyebilir. Örneğin suyu veya toprağı Şimdi ekosistemin de bir basamak üstüne çıkmak istersek biyosfer denen basamağa geliriz. Bunu bir çeşit meta ekosistem gibi düşünebilirsiniz. Ben biyosferi bir şekilde birbiriyle bağlantılı olan tüm ekosistemlerin bütünü olarak düşünüyorum. Yani tamamıyla kapsanmış bir ekosistem gibi. Bilinen en meşhur biyosfer dünyanın kendisidir zaten. Öyle değil mi? Üzerinde pek çok farklı ekosistemi barındırır. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada ekosistem tanımı tamamen araştırmacıya bağlı. Belli bir bölgedeki bir nehrin etrafı olarak tanımlanabileceği gibi daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde de tanımlanabilir. Sonuçta dünya üzerindeki tüm ekosistemler biyosferin birer parçasıdır. Biyosferin genelde kendine yeten bir şey olduğu farz edilir. Çünkü yerküre dışından çok fazla etkiye maruz kaldığı düşünülmez. Fakat yine de tam bu noktada abiyotik faktör anlamında büyük katkısı bulunan güneşten bahsetmemiz gerekiyor. Güneş olmasa dünya üzerinde bugün gördüğümüz hayat muhtemelen var olamazdı. Tabii bir de ay ve onun yer çekimi etkisi var. Bu da abiyotik faktör olarak düşünülebilir. Gelgitler olmasa yine bugünkü yaşamdan bahsetmemiz mümkün olmazdı. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp sizlere şöyle eğlenceli bir soru sormak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Ben bilim kurguyu çok seviyorum ve sorum da bu konuda olacak. Dünyanın ötesine geçsek, sizce orada ne tür biyosferlerden söz edebiliriz? Burada NASA'nın web sitesinden aldığım bir görüntü var. İnsanlar acaba gezegenin dışında nasıl bir biyosfer yaratabilirler? Bu çok enteresan bir konu. Mesela şurada tırnak içinde belirtiyorum, bir arazi var ve bu tamamıyla yapay olarak yaratılmış. Burada yerçekimi algısının olabilmesi için bunun sürekli döndürülmesi gerekiyor. Bunun üzerine daha sonra biraz düşünebilirsiniz. Şimdi ekosistem çalışmalarına, biyosfer çalışmalarına geri dönecek olursak, ekoloji konusunda yapılan araştırmalar gerçekten de son derece etkileyici çünkü burada inanılmaz bir karmaşıklık var. Sonuçta yaşayan her bir canlı başlı başına muazzam bir karmaşa barındırıyor. Hatta aslında tek bir canlı parçasını bile özünde bir ekosistem olarak düşünmek mümkün. Mesela avuç içinize yakından bakacak olsanız orada bakterilerin yaşadığını görürsünüz. O bakteriler yaşamlarını sizin sayenizde sürdürürken siz de bir şekilde onlardan faydalanıyor ya da zarar görüyor olabilirsiniz. Sonuç olarak ekolojik organizmaların farklı farklı seviyeleri var. Ama bunlar hakkında düşünmeye başlayınca esasında ne kadar güzel, karmaşık, dengeli, bazen de dengesiz bir sistem olduğunu fark ediyorsunuz. Bu sistem de nihayetinde bir şekilde ekosistemin genelini etkileyen davranışların ve özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor.